Merhaba arkadaşlar, Oynatalım'a hoş geldiniz. Merhaba İlker'cim. Ben seni konuşturmayan adam olarak burada görev alıyorum. Ben de senin yanında bülbül gibi şakayan adam olarak görev alıyorum. Seninle program yapmayı çok seviyorum. Burada bulunmayı çok seviyorum. Haftanın en güzel günleri, en güzel saatleri benim için. En bugün güzel saatler, en güzel geceler sizin olsun diye. Evet, bizim ama zaten. Ya bir film olabilir mi? Bahsediyorsun, herkes diyor ki aa benim en sevdiğim film, en sevdiğim film. Bunu IMDb yaptı. Evet, nasıl oldu bu iş? Bu filmin adı Esaretin Bedeli diye Türkçe'ye çevrilmişti. Shawshank Redemption. Bir kere bu filmi niye konuşuyoruz? İki tane şey var. Tabii bu kadar popüler ve güzel, herkesin sevdiği bir filmi konuşmak güzel. Ondan sonra onun teknik analizini yapalım. Ama aynı zamanda sinema sanatında her zaman konuşulmayan, herkesin de bilmediği, gerçekten teknik bilgi gerektiren bazı incelikler var. O incelikleri konuşmak için de bir fırsat olarak görüyorum bu filmi. Ben filmi göreli 5 yıl oldu. Onun yüzden, yani tekrar göreli. Onun için biraz şeyim orada. Evet, ama yani parça parça her zaman da görüyoruz ve kimse de bir kere seyretmemiştir bu filmi. Birçok kere seyrettiğimiz, evet, filmlerden bir tanesi. Yine de bir hatırlayalım. 1994'te yapılmış bu film. Ne güzel bir yıldı. Onu da konuşacağım seninle. Başka türden filmlerin yapıldığı, başka hikayelerin başka türde anlatıldığı Poor bir zaman. Poor Things gibi saçmalıkların olmadığı bir zaman. Bana kalırsa neyse, o da başka bir konu ama. Neymiş Shawshank? Efendim, oranın adı Shawshank Hapishanesi. Orada da bedel ödeyen bir adamın hikayesi. Stephen King'in o dönemde çok da fiyakalı olmayan, çok da bilinen hikayelerinden biri değilmiş. Küçük bir hikayesiymiş. Almışlar, çok güzel bir senaryo haline getirmişler. İşte Darabont. Darabont. Frank Darabont galiba. Darabont. Çünkü şey, Fransız asıllıyım. Senaryosunda o yazmış. Hatta hikayenin orijinali de şeymiş. Rita Hayworth ve Shawshank Redemption. Neden? Hatırlayacağız gibi hikayede de Rita Hayworth'la ilgili de bir şey var. Adam onun posterini asar falan filan. Herkes bu arada film iş yapmamış. Ben hemen oradan gireyim. Zaten beğenilmiş, edilmiş film ama iş yapmamış. Herkes de demiş ki ya isim zaten çok acayip. Yani Shawshank Redemption bilmem ne böyle isim mi olur? Bir de hakikaten filmde de kadın yok. Yani kadın yok derken hapishanede geçiyor. Buna mukabil zaman içinde Oscar'a aday oluyor, bilmem ne oluyor fakat alamıyor, ödül bilmiyorum. Ama zaman içinde bu videocularda çokça kiralanıp insanlar da çokça beğenince tekrardan bir şeye giriyor. Kült. Evet, kült hale giriyor. Yeniden sinemalarda gösterilmeye başlıyor. Velhasıl Kerem, yavaş yavaş, ben sinema tarihçisi değilim malum ama sinema tarihinde benim az bildiğim örneklerden biri böyle. Yavaş yavaş, değil mi? Blade Runner falan da öyle. O da mı öyledir? Yani ve sonra i̇şte da bu kült deniyor ya. Kült haline geliyor. Ya güzel de film yani. Hakikaten baktığın zaman. Ama niye bu film dünyanın en iyi filmleri listesinde evet, sürekli? Evet, orası benim şimdi iki tane şeyi merak ediyorum. Sana da şak diye bunu soracağım. Sence ikisini de peşin peşin sorayım. Bir, bu niye IMDb uluslararası film veri tabanı? Veri tabanı. Niye bir numara olarak gözüküyor? Şu an bir olmayabilir gerçi. Bir oluyor, iki oluyor, evet, üç oluyor. Ama en çok şey yapılan film, beğenilen film. Birinci sorun bu. İkincisi, ya bu 90'ların ortasında bu film çekilmiş. O zamanın filmlerine bak, Pulp Fiction'lar, bilmem neler neler. Ya biz niye artık öyle filmler çekmiyoruz? Çekmiyorlar. Niye o zamanlardaki o güzel hikaye anlatıcılığı falan filan nereye gitti? İlk soru bir ile başlıyoruz. Evet. Şimdi hemen bir şeyler uydurayım. Ya bir defa 94'te olması önemli. Çünkü internet 94'te yaygınlaşmaya başladı. Özellikle Türkiye'ye 95'te geldi de tabii dünyada 90'ların başından beri var ama. Tam böyle bir internetin patlama anında yapılmış bir film. Ama film yapılırken ve çıkarken henüz internet yok. Tamam. Çok klasik bir film. Aslında inanılmaz klasik bir film yani. Zaten metin de öyle. Bu arada Stephen King dahi biliyorsun bunu. Bence de evet. Kesin hiç tartışacak bir tarafı, evet, yok yani. Çok açık. Evet. Çok iyi yani. Öykü anlatma konusunda müthiş. Bu kadar iyi bir adam ben, evet, görmedim diyebilirim. Evet. Tam olarak cevap veremem senin dediğin ama şu, bu Frank Darabont çok ilginç bir adam. Sonradan da Green Mile'ı yaptı. O hatta Oscar'a da galiba olabilir. Tom Hanks'e Oscar Tom kazandırmış Hanks olabilir. O daha santimental bir film. O iyi iş yapmıştı. Evet, sonra evet, yine bir Stephen King uyarlaması yaptı. Aslında Stephen King'le çalışıyor. O dönem için yani 94'de geri dönersek buradaki arkadaşların dönmesi zor tabii. Verimli bir yılda abi, evet. Forrest Gump varmış mesela. Bayağı. Arada kaynamış herhalde. Bu arada kaynamış. Şimdi filmin teknik analizine dönelim izninle. 144 dakikaymış. Yani 2 çok saat uzun. 20 dakika. Bugünkü standartları artık standartta kaldı mı bilmiyorum ama 144 dakika uzun bir film için. Zaten bu filmin içinde de dikkat ederseniz birden çok film var. Hikaye, evet, şöyle başlıyor. Bir adam var. Şak bunu mahkeme ediyorlar. Diyorlar ki sen karını öldürdün bilmem ne. Allah Allah, ben de tam hatırlamıyorum diyor. Çünkü alkollüydü vesaireydi. Herkes hatırladığı için filmi
çabuk çabuk anlatıp geçiyorum. Kont Monte Cristo hikayesi aslında. Monte Cristo'ya benzer bir hikaye aslında. Suçsuz yere hapse atılıyor. Hapse girince de burada temiz yüzü. Zaten Tim Robbins'in en önemli özelliği uzun boylu, çok sıra dışı bir fiziği olan, temiz yüzlü. Yani fakat bir yandan da katil olabilecek. Evet. İyi de oyuncu ama. Bu arada filmi görmeyen var mı burada? Yoktur herhalde. Yani. Umarım yok. Bugünkü oyunculuk anlayışının belki dışında diyebiliriz ama o zamanın anlayışına göre. Bu arada karısı da çok iyi oyuncu. Çok lezzetli bir oyuncu. Susan Sarandon'da zaten o bambaşka bir ekolo. Adamcağız hapse giriyor. Ne yaparsın hapse girince? Hop korkunç bir şey. Biz o adamla hemen özdeşleştik. Başına neler gelecek? Bu arada biz adamın suçsuz olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. O güzel. Bilmiyoruz. Hapiste de korktuk. Yani işin özü bu. Bu adam korkuyor. Biz de korkuyoruz. Korkulmayacak gibi değil orada çeteler, meteler, felaket çok bir durum. Çok kötü bir hapishaneye gidiyor. Başına da gelmedik kalmıyor. Şimdi burada birkaç tane şey oluyor. Filmin bir yerine kadar bu adamın kendisine musallat olan çeteyle, işte onu tacizde bulunan, hatta tecavüz eden vesaire falan filan insanlarla mücadelesini, hayatta kalma mücadelesini görüyoruz. Sonra o epizod bitiyor. Adamın hayatında yeni bir dönem başlıyor. Artık maliye vesaire becerileriyle. Bu arada Morgan Freeman'ın arkadaş oluyor. Tabii. Hep o arkadaşlık sürüyor. O becerilerle gardiyanların, oranın müdürünü falan filan vergilerini, mergilerini düzenliyor, ediyor. Onlara para kazandırır hale getiriyor filan. Şimdi bu yepyeni bir chapter'a dönüyor. Evet ama o arada şey önemli. Adama çok taciz var. Evet. Önce direniyor. Direndikçe daha da taciz görüyor. Hem yönetimden hem diğer mahkumlardan. En sonunda bir anda şey yapıyor. Uyum sağlıyor herif. Dediğin gibi muhasebeci moduna geçiyor. Ve tamamen şeye ikna oluyoruz. Adam artık tamamen bıraktı. Hani hiçbir şekilde. Bıraktı. Teslim oldu. O sistemin içinde yaşadı. 20 senede hapis yatıyor adamcağız yani. O sistemin içinde de bazı ayrıcalıklar edinmeye başlıyor. Hem yaşlandıkça hem de müdürün, efendim gardiyanların falan yolsuzluklarını örtüp bize bir ülkeyi hatırlatıyor enteresan. Bu yetmezmiş gibi bir de orada bir kütüphane var. Filmin sonlarına doğru bir de o kütüphaneyle ilgili bir şey var. O kütüphaneye kitaplar gelsin, paralar toplansın diye devamlı dilekçeler yazılıyor, ediliyor. Yani bu adamın içerideki bir hayatta kalma. Alcatraz kuşçusu vardır. Evet. Evet, arkadaşlar onu bilmez. Esaretin Bedeli'nde çok güzel kotarılmış şey. Lerden bir tanesi, dediğim gibi birinci film bitti, şimdi yeni bir hikaye başladı gibi oluyor. Sanki bir televizyon dizisinin evet, parçaları, epizodları birleştirilmiş. Ama buna rağmen en sonunda bakıyoruz ki adamın 20 senedir devam eden... Şimdi bir dakika spoiler olacak ama buna artık spoiler artık spoiler olur mu? Yani 25 yıl sonra, pardon 30 yıl sonra spoiler veriyoruz. Görüyoruz ki adam 20 senedir gizli gizli bir kaçış planı içindeymiş ve bunu da uygulamış falan filan. Ben yani, araya girebilir miyim? Hitchcock'un bir lafı vardı. Seyirci iyi yapılmış planları çok sever. Ay çok güzel laf. Harika. Dolayısıyla burada müthiş bir plan var. Bir de evet. 20 yıla yayılıyor ya. Sonda o olduğunda hakikaten zevkten dört köşe oluyorsun. Bu filmde hikaye yazarlığı yani senaryo tekniği açısından beni çok mutlu eden bir şey var. Filmin 4/3'lük bölümüne geldiğimiz zaman yani son çeyreğine geldiğimiz zaman yepyeni bir... Hastasıyım oranın. Şey açılıyor. Epizod açılıyor. Orası başlı başına bir başyapıt yani. Adamcağız artık çeşitli ayrıcalıklar edinmiş ve hapishanede de yıllanmış bir adamken yeni bir mahkumla tanışıyor. Bu yeni mahkum da bir şeyler anlatıyor filan. Diyor ki falanca hapishanede bilmem ne vardı. Birisi bir şey diyordu. Anlattığı konu kendi hayatıyla ilgili. Yani karısını kendisi de bilmiyor öldürdü mü öldürmedi mi. Anlıyor ki karısını öldüren kendisi değilmiş. Ay bu çok tüyler ürpertici bir şey. Çünkü adamcağız belli bir noktada şunu demişti kendine. Ya ben bu 10 senedir 15 senedir bu hapsi yatıyorum. Demek ki ben suçluyum. Kabul etmişti. Şimdi bunu kabul etmeden de o hapsi yatmak da çok korkunç bir şey. Yani haksız yere hapis yatıyorsun diyorlar. Haklı yere mi yatsaydım dersin yani tamam mı? İşte adamcağızın durumu bu ve anlıyor ki o adamı bahsettiği adamı bulursa mahkemeye gönderebilirse kurtulma şansı olacak. Büyük bir şans. Üstelik birçok ayrıcalıkları var artık. Buna rağmen büyük bir hayal kırıklığı. Ya bu hikaye yazarlığı açısından müthiş bir şey. Çünkü senarist bizi burada şunu yapıyor. Hakikaten bir roller coaster'da gibi. Acaba öyle oldu mu? Acaba böyle ay bir kalbim çıkıyor bilmem ne. Bilmem ne oldu. Bu müthiş bir başarı. Ben bir sonraki bölümü de çok seviyorum. Buyursunlar. Kaçıyor ya. Kaçtıktan sonra Morgan Freeman'lı bir 15 dakikalık bir kısa film var aslında. Evet. Yani Morgan Freeman bu arada o da çok güzel ya. Tekrarlayan temalar hani sürekli bunlara evet. Bir parol yani şey evet. Affedilme meselesi. Evet. Bir türlü affedilme. Evet. En sonunda affediliyor. O şartlı bölüme hayranım. Şey olacak. Yani evet. Çıkıyor dışarı evet. Ve bir 10 dakikalık böyle kısa film gibi bir şey evet. Var. Çok güzel.
Çok ve çok acaba intihar edecek mi etmeyecek mi falan. Sonra şey aklına geliyor, ya bu bana bir şey demişti diyor. O bölümün hastasıyım ben ya. Çok yani güzel. Filmden öte. Benim ilgilendiren şeylerden bir tanesi, yani bu 90'ların dünyasında Hollywood'un bize hediye ettiği bir hikaye anlatma şekli var. Ben işte bunu diyorum ki son modern hikaye şeyleri. Ben bunun hayranıyım. Ben belki bunun içinde büyüdüğüm için hayranım. Yani twist var. Twist var. Ondan sonra neyin ne olduğu belli. Yani bir hikaye hattıyla duygusal hattın paralel gittiği hikaye yazma biçimleri bunlar. Yani bir kahraman var. O kahraman değişimler yaşıyor. Evet. Bir yerden bir yere geliyor. Evet. Şimdi bu tabii şu demek değildir. Yani hayat illa öyle yaşanacak, illa böyle yaşanacak demek değildir. Ama benim anlayışım İşim bu. Ben buna yatkın bir insanım. Yani bildiğin eski usul özdeşleşme, bir karakterin başına bir şeyler gelir, karakterin dönüşümü ya da dediğim gibi olayların etrafında oluşan duygular kümesinin paralel gitmesi ve mutlaka anlaşılabilir, rasyonel bir sonu olması. Benim şeyim bu. Yani sonu. Evet. Ben yazarken de öyle yazarım. Hayır efendim, açık son olacak. Bu senaristliğin becerilerinden bir tanesi çok kısa bir süre içinde artık şeyin bir anlamının, öneminin kalmamış olması. Yani adam öldürmüş olsa ne olacak, öldürmemiş olsa ne olacak. Artık hapse atılmış, biz onun hapisteki hayatta kalma hikayesini. Ya ben masumum, ya bize ne yapayım, ben gardiyanım diyor adam. Bana ne, o hakimin, savcının konuşacağı şeyler değil artık, oralar bitmiş. Senaryo başarısı oraya bizi geri döndürme. Yani bize hatırlatması, masum olduğuna inanan bir adamın 15 sene 20 sene hapis hayatı içinde öldürmediysen bile öldürmeyi istemedin mi dedirtmesi. Ya artık ya. Kabulleniyor. Aslında kaderle ilgili. Kaderini ama şöyle düşün. Yine klasik etikte şöyle bir şey yok mudur? Yani mesela ben bu parayı çalmadım. Çalmadım ama aklımdan geçti. Çalmak aklımdan geçti. Sadece elime engel oldum. E bu şimdi etik bir ihlal değil midir? Öldürmedin karını ama öldürmek istedin falan. Adam bunları yaşadı. Bize de bunları yaşattılar. Yani bilseydik de o şey değişmezdi ama benim ait olduğum, kendimi iyi hissettiğim yazarlık usulünde yine ben bir sürprizli final beklerdim yani. O zaman da meğer öyleymiş de öyle değilmiş dedirtirdim. Şimdi. Bu arada sonra bir film daha çekti yine Stephen King'den, The Mist. Ben onu da çok severim. O da öyle çok sessiz sedasız geçti gitti. Frank Darabont bir Stephen King uzmanı. Yani müthiş bir şey. 90'ların böyle bir hayatı vardı. Ben oraya geri dönsek çok güzel olur diye o düşünüyorum. O mümkün değil hocam. Artık Yorgos var. Çünkü oralarda bakınız gerçekten senaryo marifetleri var. Burada anlatsak sabahlara kadar anlatırız. Çok büyük incelikler var. Kolay işler değil onlar. Peki bir dakika. Büyük soruyu sorayım. Bu konu internette çok konuşulan bir konu. Yani bu film niye? Şimdi aslında bu Evet. Çok klasik bir Hollywood filmi. Evet. Niye bu film dünyanın en iyi filmleri arasında sayılıyor? Olmaz böyle şey diyen sanat aşığı insanlar var. Şimdi bana kalırsa... Neden Tarkovski değil? Bana kalırsa birincisi en X faktörü yaratan şey bu koskoca hikayenin narratife yani şeye çekilmesi. Birinci tekil şahısa çekilmesi. Bir de evet dış ses de var. Dış ses. Ama dış ses ana kahraman değil bu arada. Dış ses ana kahraman değil. Çok ve dış ses Morgan Freeman. Morgan Freeman'ın şu haliyle gelip ve bilmem ne oldu... O onu yaşarken ama neler gelecekti başına. Ya adamın başına neler geliyor, ağlıyoruz, üzülüyoruz, yamuluyoruz. Eyvah diyoruz filan. Son abi Tanrı'nın sesi gibi bir ses. Ve sonra... Hatırlıyorsun Tanrı'yı oynadığın film var. Aynen, birazdan başına gelecekleri bilse gardiyan bunu yapmaz. Oh diyoruz filan. Bunu herhalde çok az oyuncu için söyleyebileceğim bir şey. Çünkü Morgan Freeman olmazdı da Ahmet Mehmet başka biri olurdu. O da çok başarılı olabilirdi. Yani orada bulunmayan bir insan için bunu yapamaz demek zor. Ama Morgan Freeman hakikaten muhteşem bir kast. Mesela Haluk Bilginer olabilirdi. Haluk da olurdu bak. 90'larda Haluk da olurdu. Ama Morgan Freeman hakikaten burada o filmin DNA'sını değiştiren öge olmuş. Çünkü yanılıyor olabilirim. Bana kalırsa ilk yazımda da birinci tekil şahıs şey yokmuş. Yani bu anlatıcı. Bu arada sinema okullarında hep bu alay edilen bir şeydir biliyorsun değil mi? Sinema okulunda mesela bir senaryo yazarsın hemen şey derler. Birinci tekil şahıs konuşma yazma artık çok eski falan. Evet tabii ama bir taraftan da doğru zor, tehlikeli, riskli yapınca oluyor işler. Abi yani problem artık. İyi yap olsun yani. Kötü yapıyorsan. Oluyor. Zaten yapılmış şeyden konuşuyoruz. Onun için... Ama soruma cevap vermedim. Bu film bu kadar iyi mi gerçekten? Neden bir Tarkovski değil de? Şimdi insan hayatının birden çok veçesi var. Veçe. Birden çok yüzü var. Yani şöyle düşünelim. Bu filmde hepimizin sahip olduğu fakat çeşitli derecelerde sahip olduğu duygular çok
anlaşılabilir ve herkesin meşrebince yararlanabileceği büyüklükte sunulmuş. Hani bir laf vardır ya, maşrapan küçük diye nehrin ne kabahati var diyor. Değil mi? Herkes maşrapası kadar su kaldırır bir nehirden. Bu filmde bunlar dolu dolu var. Bak arkadaşlık dolu dolu var ya. Yani 20 yani sene yayılmış. Hak edilmiş. Hak edilmiş. Ha, yani mi? Tabii dolu. Çünkü duygu üzerine. Duygular dolu dolu duygular. Korku dolu dolu. Arkadaşlık dolu dolu. Hayatta kalma dolu dolu. Bu arada 25 milyon bütçe ile yapılmış. 73 milyon kazanmış aslında. Batmamış. Demek ki yetmedi. Ama sonradan eklenmiştir o. Çünkü ilk girdiğinde başarısız olmuş. Bu arada inanılmaz iyi bir görüntü yönetmeni Roger Deakins. Yani kritikler çok şey yapmamışlar. Hani kötü dememişler ama iyi de dememişler. Ama dünyanın en iyi filmi çok saçma bir şey değil mi ya? Dünyanın en kötü insanı gibi bir şey. Tabii bir sanat eseri dünyanın en iyisi olmaz. Kendisinin en iyisi olur. Bir insan da dünyanın en iyi insanı olamayacağı gibi. Kendinin en iyisi olursun. Ama bunlar yapılıyor. Yani şimdi nitelikleri nicelikle ölçmeye başladığımızdan beri bu sorunu yaşıyoruz. Bir filmin bahsettiğimiz şeyler onun nitelikleridir değil mi? Metreye, santime gelmeyen taraflarıdır. Duygusudur, ritmidir, şudur. Bütçesi ve şeyi değildir. Bütçesi ve kaç tane izlendiği değildir. Bütün hayatımız ona döndü artık. Herhangi bir şeyin, tamam, herhangi bir insanın. Bu da bir IMDb'deki bir oylama yani. Evet, evet. Bir oylama ama yine de bir niceliğe dönüyor. Niteliğin nicelikle tanımlanmaya çalışılması kocaman bir hayatı bir kavanoza sığdırmaya benziyor. Bu zaten bana kalırsa hayatımızın en önemli problemlerinden biri. Yani şu kadar değilsen yoksun. Bu şu kadar şu sayı sana tekabül etmiyorsa kötüsün bilmem ne gibi bir şey oluyor. Hatta bu düşünsene sosyal medya kültüründe de şimdi yani genç vesaire insanlar ne yapıyorlar? Kaç tane takipçim var? Kaç tane like aldın? Kaç tane? Tane ya bir koca bir hayat taneyle anlaşılmaya kalkınca ne oluyor tabii insanlar da üzülüyorlar, mutsuz oluyorlar. Yaşlandık çok kötü. Galiba. Yo hayır hiç yaşlanmadık tam tersi. Hayatımın en genç dönemini yaşıyorum ya. Kültürel olarak şöyle bir teorim var. Yani benim teorim değil aslında bu bilinen bir şeydir. Küçük filmler yani zamanında çok iş yapmamış ya da zamanında kritiklerin çok beğenmediği filmler daha çok iz bırakır. Bugün işte mesela şey çok konuşuluyor. Hakikaten bunu örnek olarak veriyorum. Şimdi ben herifi sevmiyorum ama o yüzden değil. Poor Things çok konuşuluyor ya. 20 yıl sonra bakacaksın. Yani 20 yıl sonra çünkü mesela Psycho'da da aynı şey olmuştu. Psycho çekildiği zaman İşte herkes şey bu ne lan B-movie falan diyorlar. Ama Psycho kaldı. Yani sen 60'ları konuştuğun zaman bugün artık yani o yıl Oscar alan filmi falan hatırlamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani şunu demek istiyorum. Bir taraf tutmadan söylüyorum. Kültürel olarak neyin kalıcı olacağına sen karar veremezsin. Sen karar veremezsin. O kendi kendine belirlenir. Evet. Ama kalıcı olmak kendi başına çok da kıymetli bir şey midir? O da ayrıca tartışılır. Yani sadece söylüyorum. Shawshank Redemption niye hani hep soruluyor ya niye kalmış? Kalmış. Öyle olması gerekiyormuş çünkü. Gerçekten çünkü şeyi, iyiymiş. Yani. İnsanı yapan temel çarklara gayet güzel şey yapan dokunan bir film yani. Ha, burada şu soru gelebilir. Acaba kaybolmuş filmler var mıdır? Vardır. Vardır. Mutlaka vardır. Yani 94'te çekilmiş başka filmler var mı böyle? Olmaz olur. Bilemez kesin vardır. Ama şöyle film söz konusu olduğunda tabii yalap şap çekilmiştir. Çünkü böyle bütçeler, böyle oyuncular, böyle prodüksiyonlar olsa haberimiz olurdu. Ama romanlarda çok vardır. Yani çok vardır. İyi yazılmış ama romanlar, şiirler. Hayat. Olabilir, hayat olabilir. Bu filmi tabii herkes renklerini hatırlıyor, oyuncuların yüzlerini hatırlıyor, her şeyi hatırlıyor filan. Oyuncu yönetimi çok iyi, çok iyi. Yani o döneme göre çok iyi. Hala ne düşünüyorsun? Harika. Ama zaten oyuncular da premium ya. Yani ben 98'de filmi izlemiştim. İnanamamıştım o zaman. Ya bu muazzam bir film falan demiştim. Temposu mesela yavaş bana göre ama onu da çok o filme yakıştırmış. O sondaki bölüm ve her yerinde ayrı şaşırıyorsun. Seni hep ters köşeye atmayı başarıyor. Çok ilginç. Yani normalde mesleki deformasyonla tahmin edersin evet. Ya. Edemiyorsun bunu. Evet. İşte o şey becerisi. Senaristlik becerisi. Biraz da bir Stephen King'in de herhalde etkisi var. O şekilde yazamaz ama Stephen King. Evet yani. Ama hani öyküyü de çok puzzle gibi kurmuş. Parçalar bir araya geliyor. Adam da çok iyi yönetmiş. Bir de görüyoruz ki kamerayı unutturan bir usul var önemli bunlarda. Yere geldi. Evet. Eskiden öyleydi bu işler. Kamera tamamen görünmez olacak. Tanrısal bir gözle aslında filmi izliyoruz. İşte her bu, şey bak, perfect. İşte bu incelikleri konuşalım şimdi. Şunu konuşalım. Bizim sihirbazlıkta öyle bir şeyler var ki mesela yani çok küçücük bir fark bir şeyi bir saniye önce yapmakla bir saniye sonra yapmak
Hatta bir milisaniye önce sonra yapmak arasında bir sihirin oluşmasıyla oluşmaması arasındaki fark kadar büyük bir fark oluyor. Neden böyle oluyor? Artık bunu bilimle açıklayamıyorsun. Biliyorsun ama yani sahnede mesela komedi yaptığın zaman da öyledir. Bir espriyi bir milisaniye önce söylersin. Millet güler, bir milisaniye sonra söylersin gülmez falan. Bu tür incelikler yapıyor işi. Filmde küçük şeyler. Küçük şeyler. O küçük şeyler de bir yerden sonra artık algoritmasını bile yapamayacağımız bir yere dönüşüyor. İşte bir yönetmenle öbür yönetmeni ayıran yer kendine ait bir sezgisel, kendinin bildiği, kendine meleke kesbetmiş bir alan oluyor gibi geliyor. Evet, sinemaya yeni başlayanlarda, öğrencilerde genelde şey olur. Çok güzel açılar bulacağım. Bu mesela bir numaralı hata. Çünkü filmi düşün, çok klasik bir rejisi var aslında. Yani olayları en iyi görebileceğimiz yerlere bravo, yerleşiyor kamera. Bravo. Ve her şey milimetrik, yani bir metre kayması gerekiyorsa yavaşça başlıyor, bir metre kayıyor, duruyor. Ve hiç şey yok, kamera hani sallanma bilmem ne. Yani belki vardır minör bazı sahnelerde ama kamera yok gibi aslında. Kamera biz böyle bir tanrının gözünden izliyor gibiyiz. Evet. Şimdi gerçek yönetmenlik, evet, gerçek yönetmenlik yani tuhaf açılar bulmak, yani şuraya kamera koymak değildir veya ekstrem geniş açılar kullanmak değildir. İşte hikaye. Ama bakın işte yine 90'ların dünyası, hikaye anlatıcılığı. Yani hikayenin herkesten daha yüksek olduğu, tırnak içinde söylüyorum, linç yemeyelim de hikayenin tanrı olduğu bir anlayıştan bahsediyoruz. Yani şimdi herkes küçük tanrı, hikaye yok ortada. Sinema okullarında yani şöyle bir şaka vardır hatta ya. Şey, öğrenciler şey der, kamerayı nereye koyacağımı bulamıyorum falan. Cevabı çok basit bunun. Olayları en iyi göreceğin bu kadar basit abi. Bu filmde hani mizansen denilen bir şey vardır ya. Yani mizansen ne demek bildiğiniz gibi. O nerede duracak, bu nerede duracak. O nereden nereye gidecek, bu nereden nereye gidecek. Blocking dediğimiz şey. Kamera nereye gidecek. Benim görebildiğim kadarıyla bu bir başyapıt. İnanılmaz. Neşter gibi böyle. Başyapıt. Yani sanki diyorsun ki bunu bir maket yaptı adam. Makette önce belki de öyle çalışmıştır. Çok az plan var aslında. Yani ya çok şaka böyle, gibi yavaş, değil yavaş mi? Çok acayip. Ve dediğin gibi en ekonomik haliyle en çok hikayeyi anlatıyor. Şimdi bunu belki bazı insanlar anlamayabilir. Eğer mesleği şey değillerse, hani bizim konulara hemhal değillerse şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi mesela şuna çok alıştık ya biz. Elimde bir kalem var bilmem ne filan. Gördüğümüz şeylerde, televizyonda falan bunu görüyoruz artık. Adamın elinde kalem varsa mutlaka şu kaleme bir tane bu kaleme yakın, bir yakın çekelim yapılıyor. Ondan sonra bu adam buraya yazıyor, buraya da bir yakın çekiyor. Ama bunun yazdığı şey önemli bir şey değil. Kalemi elinde tutması da önemli değil. Önemli olan iki insanın konuşmasıysa bunu böyle göstermek lazım. Buraya geldiğin zaman şimdi ben bunu çekiyorum, burada bir kalem var diye altını çizdiğin zaman hikaye kayıyor, bambaşka bir yerlere gidiyor. Bunun ama adı çok, hikaye onu, anlatıcılığı değil işte. Onu çok seven yönetmenlerden şahı vardır. Neydi şu Madonna ile evlenen? Guy Ritchie vardır abi. Hmm. Türkiye'de de çok sevilir mesela. Evet. Ya şöyle, o da bir stil oluşturuyor. O başka bir ama şey yapıyor. Ama yani buna özenip, evet, nasıl anlatayım abi? Peynir tabii kesmek gibi ya. Tabii. Peyniri düzgün kesmen lazım. Yani belli bir kalınlıkta kesmen lazım, belli bir hatta kesmen lazım. Barry Lyndon, film bu. Hmm. Barry Lyndon. Kubrick'in bence en heyecan verici filmlerinden biri. Ve aynı zamanda en sıkıcı. Fakat orada da bu işte bu geniş açının kaç şeklini görüyorsun. Hatta ne diyorsunuz onlara, bu şey balık gözü. Anamorfik bilmem ne mi? Balık gözü. Garip garip kameralar bilmem neler. Bak, kamerayla bu kadar oynanmış olmasına rağmen orada da kimsenin gözü kameraya hiç gitmiyor. Konuşuyor. Neden? Çünkü hikayeyi öncelik hikayeyi anlatmak. Hikayenin içine alıyor, karakterin içine alıyor bilmem ne. Ne numaralar var o filmde yani, evet, lensle yapılan bilmem ne. Dünyada hiç yapılmayan, evet, şeyler yapılmış. Acayip numara. Benzer bir şey işte, bakınız Otomatik Portakal. Orada da neler neler yapıldı değil mi? Yani lenslerle şeylerle, o zamana kadar alışılık olunmayan açılarla bilmem. Yine hikayede kaldık. Yani önce hikayeyi konuştuk, sonra lensleri. Sinema nedir? Görüntülerle hikaye anlatma sanatı. Hikayen yoksa istediğin kadar görüntün olsun. Yani bu kadar basit. Önce bu bir hikaye anlatma sanatı abi. Yani yapacak ama bir şey yok ki. Ama Poor Things'te de hikaye var canım. Şimdi haksızlık etme. Poor Things'i ayrıca konuşuruz istiyorsanız. Ayrıca konuşalım. Yani hikaye var diyorsanız vardır yani. Var diyorsanız. Evet, bir süpermarkette de hikaye var. Yani bütün raflar hikaye dolu. Ama bu şey olmuyor yani, okunabilir, tutarlı vesaire bir şey olmuyor. Ben o filmi yani sevmediğim gibi doğru da bulmuyorum. Çok teşekkür ederim postacı sana.
Ya ama şu önemli, etkileniyorlar çünkü gençler ya. Bak, bir filmin etkileyici olması başka bir şey. Bir filmin iyi olması başka bir şey. Doğru, ama mesela genç olmak da böyle bir şey değil. Genç olmak... Hayır, anlatayım abi. İki ihtiyar adlı programı. Hayır, anlatayım. Şöyle bir şey. Bizim zamanımızda ben gençken bir işlerin bir yapılma şekli vardı. Tiyatronun, sinemanın, hayatın, siyasetin betonarme bir yapma şekli vardı. Ve buna itiraz edebilen, onun dışından akabilen her su ilginçti. Şimdi öyle bir hayat yok ki. Şimdi herkes istediğini yapabiliyor. Yani buyurgan, faşizan, kanonik bir iş yapma şekli yok ki. İstediğini yapabilirsin. O zaman yani niye ilginç olsun ki birisi bunu böyle yapmış? Aa falan diyecek bir durum yok. Şimdi ben Duygu'ya şunu soracağım. Bence tek bir soru var. Shawshank Redemption'ı mı çekmiş olmak isterdin? Poor Things'i mi? İşte evet, aradaki fark. Görüşmek üzere. Eyvallah. Ben de şunu isterdim. Keşke hem onu hem onu sen çekmiş olsaydın. O çok güzel olurdu. Bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yanılgılar içindesiniz. Ya benim derdim şeyle alakalı değil, yaşla maçla alakalı değil, işin şeyin tanımıyla alakalı. Ben şöyle düşünüyorum, bir insanın seyretmesini gerektiğini düşündüğü filmlerle gerçekten seyretmeyi sevdiği filmler ayrı filmler oluyor aslında. Yani Poor Things'i sevmen gerektiğini düşünüyorsun. Çünkü film öyle bir geliyor ki üzerine böyle. Yani çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Tam tersi biliyor musunuz? Shawshank'ı ben sevmek zorundayım gibi hissediyorum. Bazı filmler senin için iyidir. Bazı filmler senin için kötüdür. Bunu artık bir şey haline getirmeye gerek yok. Poor Things kötü film değil mi? Ya kötü film değil. Bana uymayan bir film ve çeşitli sebeplerim var. Seyredersin, geçer gider. Ama sanat üreticisiysen, hayatının belli bir döneminde yani ve temel eğitimlerini falan aldıysan, konu ne olursa olsun. Temel sanat eğitimi çok önemli. Hayır ama şeyle, sihirbazlıktan bahsedeyim mesela. Yani belli bir seviyeye geldin, artık üretim yapacaksan o üretimini verimli yapabilmek için kendine tutarlı bir yol tanımlamak zorundasın. Bir süreliğine en azından. Yani şöyle bir şey olmaz. Bir şey olmaz yani. Ne demek istiyorsun tam anlayamıyorum. Abi gideceği limanı bilmeyen Viking'e hiçbir rüzgardan hayır gelmez. Yani bir karar vermek lazım şeyle alakalı. Kendini nasıl ifade edeceğin ve o ifadenin yaşadığın dünyada, o çağda neye karşılık geldiğiyle ilgili bir görüşünün, bir gidişatının olması lazım. En azından onu da bir süre tutarlı olarak sürdürebilmen lazım. Sonra başka bir döneme geçersin. Başka şeyler yaparsın ama bunu söylemeye çalışıyorum. Yani yapmak lazım. Nasıl yani? Yapmadan konuşulmasın. Ha, yani. Ben o zaman susuyorum. Evet, Shawshank Redemption'ı konuşmaya niyet ettiğimiz ama Poor Things'i konuştuğumuz programımıza hoş geldiniz. Ama Shawshank Redemption'ı konuştuk. Sen Shawshank'ı beğenmiyor musun? Beğeniyorum tabii. Sen? Beğeniyorum. Ben Poor Things'ı beğenmiyorum. Anladım. Beğenmeyen de var. Özetle iyi ki böyle bir film yapılmış, Shawshank Redemption diye. Üstünde konuşuyoruz. Bak 30 sene geçmiş. 30 sene sonra da izlendiğinde hem konuşmaya hem izlemeye keyif veren değerli bir iş. İyi ki yapmışlar. Ya, İyi ki konuşuyoruz yani. Ben dün evvelki gün şeyi seyrettim. Aya Seyahat. George Méliès'in filmini restore etmişler. Ha. 1902'de çekilmiş film, tamam mı? Seyrettin mi? Bir de George Méliès sihirbaz. Tabii tabii. Ya şeyi çok ilginç. Kardeşler ona. Happy Top'u 100 yıl, tamam mı? 120 yıl ama yaklaşık 2,5-3 kuşak ediyor. Yani 50 yıl, 60 yıl yaşayacağını varsayarsan. 3 bile etmiyor. 2 jenerasyon geçmiş. Ya 2 jenerasyonda dünyanın geldiği hal ya. Dehşet verici. Yani inanılmaz hızlı gelişmiş. Ama 1902 için baktığın zaman muazzam bir iş yapmış herif. Ama biliyorsun yokluk içinde öldü. Yani şey olmadı. Yani zamanında kimse ona Oscar Moscar vermedi yani. Yok zaten öyle bir şey de. Yani bilinmeden öldü gitti. Onu demek istiyorum. Yani bugün biz, kendimi haklı çıkarmak için söylemiyorum, Poor Things'in mi kalacağını yoksa Priscilla'nın evet, mı kalacağını şöyle, bilemeyiz. Yani 1902'de sinema diye bir şey çıktığı zaman onunla ne yapacağını bilemiyordu insanlar. Zaten bir illüzyon gösterisinin bir parçası olarak oluştu falan, biliyorsunuz sinema tarihinde. Neyse, konu o değil ama bakalım 1902'de yazılmış romanlardan ne kalmış kalıyor. Kalıyor. Sinema eskiyen bir şey. Kalıyor. Yani hikaye anlatıcılığı kalıyor. Yani diyorsun ki dünya değişmiş, bilmem ne olmuş falan ama yine karakterizasyon, karakterin gelişimi. Ama işte, şeye bugün bakamazsın yani. Sinemada işte Méliès'in filmine evet. Bugün sadece tarihine evet. Daha değerli bakabilirsin. öyle bir durumlar var yani. Sözünüzü, benim görüşüm en azından bu. Ben diyorum ki evet, her şey çok güzel ama bu günün sonunda hikaye anlatıcılığıyla alakalı bir iş. Tabii bu bizi üzüyor biraz. Şimdi onlar diyor ki daha modern, daha radikal şeyler. Tamam.
Yani galiba şöyle bir teoriye geleceğim. Sen ne kadar modalardan uzak yaparsan, yani modalar var ya, o modalardan uzak durdun. Bir öykün var, o öyküye bir form buldun. Yani form follows function. Yaptın bir formda, onu sundun. O daha az eskiyor. Yani Melies'inki mesela çok şaşalı bir şey. Yani 1902'de onu görsen delirirsin abi. Bu nasıl olur? Yani çünkü aya gidiyorlar, ayda yaratıklar var. Tabii, onlara tabii, vuruyorlar, tabii. Dumanlar çıkıyor falan. Yani çocukça ama. Şeyi, çok çocukça ama şeyi düşün. Görüntü diye bir şey yok. Tabii. Bir anda bir şey gösteriyorlar sana, bir takım adamlar çıkıyor falan. Yani delirirsin. Ama çok eskiyor. Tabii, tabii. Ama 1905'te çekilmiş bir film belki o kadar eskimeyebilir. Yani o şeyle bağlantılı. Evet ama 537'de yapılmış Ayasofya eskimiyor. Hala duruyor. Yani onun ikonoklazmdan sonraki işte 10. yüzyıl, 11. yüzyıl mozaikleri ama hala bugün, duruyor. Ama bugün hala onu yapmazsın tabii. Onu ama yapıyorlar gerçekten. Ama etkileyiciliği duruyor çünkü yaptılar, hikaye duruyor. Yani o hikayenin etkileyiciliği duruyor. O mozaiklerde işte görüntü, o görüntüde duruyor. Yani demek istediğim şey değil. Yani Melies'in yaptığı şeyler çok değerli tabii de nasıl yaptığına bağlı. Öyle bir yaparsın ki, öyle bir hikaye anlatırsın ki durur. Yani işte durmamış Melies'in. 12 durmamış ama çok eğlenmişler. O kesin evet, ortada yani. Koşturuyorlar. Tabii acaba. Tabii. Öbürü de öyle değil. Metropolis değil mi? Fritz Lang. Metropolis abi, daha güncel. Ya. Ne eğlenmişler. Ne delilikler, ne şeyler. Evet, iki ihtiyarın sayıklamaları adlı programımız burada son buluyor. Var mı i̇ki hocam? İki ihtiyarın ve benim. Yani. Peki bugün Shawshank Redemption çekilir mi? Çekilir. Ama bugün çekseler muhtemelen şöyle yaparlar. Çok fazla kat yaparlar. Onu yapmasa bile, yapmasa bile kesin şunu yapar yani. Bir buradan çeker, bir buradan çeker, bir buradan çeker. Bir gebzeden bir tane böyle bir teleyle oradan bir yürütür onu falan. Şöyle yani bir şeyi alır. Alır. Mutlaka bir drone uçurur şeyin üstünde. Fiti 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 fiti. Hepsini yapar yani. Ama Kubilay, her ne kadar seni sevsem de şimdi kıza hak vereceğim. Dünya değişiyorsa buna uymak gerekir. Dünya biraz da yani, bana göre değişsin o şunu, zaman. Şunu diyemeyiz yani. Abi Shawshank çok iyiydi ya. Hani artık öyle filmler çekilmiyor. Çok şey. Yok. Zayıf bir argüman olur yani. Yok. O filmleri herkes anlıyor yani. Esaretin ve delilinin. Sorun orada. Herkes anlamamalı. Ama çok küçük bir elit anlamalı onu. Cannes. Cannes'te. Bilemem. Hocam Cannes film festivalinde. Ya onları bilemem. Ben tekrar aynı şeye dönüyorum. Abi öyle yapın, böyle yapın. Benim için öncelik hikaye anlatımıdır. Yani bu hikaye anlatımına ve aktarımına engel olan şeylerden biri artistik kamera hareketi ise bunu yapmamak lazım. Bunu söylemeye çalışıyorum. Çok sevdiğim arkadaşım Ökten Başoğlu'nun güzel bir benzetmesi vardı. Şurayla izlenen filmler vardır. Şurayla izlenen filmler vardır. Bir de şurayla izlenen filmler vardır. Güzel. Şimdi Poor Things şurayla izlenen bir film. Shawshank Redemption şurayla izlenen evet, bir doğru, film. Doğru. Başka bir takım filmler var. Onlar da burayla izleniyor. Doğru. Güzel şeydir değil mi? Severim. Ökten Başoğlu'na selam olsun. İki filmin karşılaştırması bence güzel oldu. Poor Things gibi filmlerde beni şu rahatsız ediyor. Bir takım çok iyi fikirlerim var benim abi. Çok güzel. Atıyorum hepsini, tamam mı? Böyle pıt diye atıyorum. Saçılıyor. Sen oradan al artık. Yani gerçekten güzel şeyler var içinde ama öbürü öyle değil. Öbürü böyle jilet gibi. Yani modernist işte de burada Babil'i konuştuk. Geldi tip. Ne bakıyorsun? Önce film yap, ondan sonra. Ya ne alakası var? Ben burada toplumsal görev yapıyorum. Rus romanından fırlamış bir vergi memuru gibi. Seyirciler görmedi, Mustafa Seven geldi sayın. Ya biz mesela Babil'i konuştuk ya. Hani Babil'deki konuşmayı al, montaj yap. Babil sözcüklerinin yerine şey koy. Poor Things konuşturabilir çalışıyor. Mesela Kumru vardı ya o zaman, şey diyordu. Babil harika. Sinemaya bir ağıt falan. Mesela şimdi bitti o Babil. Bitti. O evet, bitti Poor Things olmuş? Var. Evet. Yani 5 yıl sonra Babil diyeceksin. Bu arada biz o Babil'i konuşurken şeyi konuşmaya fırsat kalmadı. Brad Pitt bir tane daha Babil filminde oynamıştı, hatırlıyor musun? Ha, evet ya. O herifi de hiç sevmem ya. Şey. Demian Chazelle. Yok yok. Hayır ya. Bir tane daha Babil diye bir filmi daha var. Amores Perros. Yani şey, Amores Perros çeken neydi herifin adı ya? Ha,
Inarritu. Inarritu. Ne saçma film. Ne oldu mesela? O Babil. Ya öbür Babil'i kimse konuşmuyor artık bakıyor. Yani o yok, Babil, yok olmuş o. O Babil hakikaten çok saçmaydı ya. Ama çıktığı zaman ne hype yapmıştı abi. Babil dört öykü iç içe geçiyor falan bir şeyler. Evet, çünkü hiç edebiyatta hiç olmadı öyle şeyler. Hiç yani. Lan bu arada Şavşan Redemption'da da geçiyor dört öykü iç içe işte. Yani ağaç kovuğundan geldik hepimiz. Amores e Perros'a da aynısını demişler. Ey Inarritu, ey Lantimos. Öyle bir film çekeceğim ki göreceksiniz gününüzü. Klasik öğelerle bezenmiş. Evet, iyi geyik yaptık. Evet ama evet. Teşekkür ederiz. Sözünü kesmemeye çalıştım ama yine dayanamadım. Çok güzel oldu. Çay içer misin ya? Çay. Aa, bunu da şeyli yapalım o zaman. Bak Şavşenklisini yapalım onu. Tamam. Çay içer misin? Çay içer misin dedi. Ve o zaman baktığında o çay bardağının dibinde geleceğinin olduğunu bilemezdi. Bir şey diyordun. Ha? Bir şey diyordun. Artık bir dem diyelim. Yok ya, önemli bir şey diyecek gibiydi. Yok, bunu diyecektim. Görüşmek üzere.